anlamaları. Aa gel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ağlandık evet. Nasıl geldin? Biraz geç kaldık. Hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk. Sabırsızlıkla. Biz sahnedeydik, kusura bakmayın, anca yetişebildik ya. Yo estağfurullah. Nasıl çekim bozma. Kaç kişiyiz şu an burada, görebiliyor muyum ben? Vay çok heyecanlı. Şu an 1200. Oo, çok iyiymiş. Hadi bakalım. Ya nerede gitsin? Ya 1200 binlerce biraz ama. Yazgı da bir yemeğini açıyor da şu an. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Niye bunu söyledin ki? Ağzın dolu konuşmayacağım mı? Hayır ya. Bunu bilmeselerce unuttum. Afiyet olsun Yazgı. Aslında hissetmiştik. Yemek arasında anca yetişebildik de size de evet. Söz verdik diye ekmek istemedik. Pazartesi günü yapacaktık aslında da. Akbaba da telefon çekmiyor. Evet. O yüzden Akbaba diyerek de location'ı verdik galiba. Size ne zaman uyarsa bize de geldik, o zaman geldik buradayız zaten. Evet. Hoş geldiniz. Ben şey gördüm. Gülesim geldi. Söyle. Biz de gülelim. Yok yok, ben başka bir şey güldüm. Bu ilk yaptığımız ses odası galiba kaybolmuş. Evet. Ya bizim sayfamız kapandı. Onu üzüldüm ben de, o yüzden. İyi ki kaybolmuş, boşver. Evet, ikincisi de yani. Hayır. Ama çok özeldi. Olsun, yenileriyle daha özel hale getiririz. Evet. Evet. Biz de kendimizi hep öyle avuttuk zaten. Sizin sözlerinize güvendik. İlkinde söz vermiştiniz ya, yine açalım. Daha hayır. Fazla yan yana olabilsek keşke. Daha fazla iletişimde kalabilsek ama işte malum. Evet. Böyle de iyi. Nedir sorular, alalım bakalım bugün neler soracaksınız bize. Aslında soru hazırlamadık. Aa, tamam, doğaçlama gider. Evet. Evet yani. Biz de vaktiniz kısıtlı, hani çok almayalım sizi diye. Olur. Neler konuşalım o zaman? Şu an aklımıza hiçbir şey gelmiyor. Aşırı ben heyecanlıyım. Ben soruyorum o zaman bugün soruları. Evet. Size güzel sürprizlerimiz var diyebiliriz o zaman. Bir iki hafta içerisinde çok daha evet. Keyifli ve güzel etkinliklerle karşınızda olacağız diyorum. Çok fazla spoiler da vermek istemiyoruz tabii. Biz de heyecanla evet, bekliyoruz. Biz de heyecanlandık. Tekrardan böyle bir etkinlikler, iletişimler başlasın. Her cümleyi evet. Seçmem lazım. Evet, belli edecekmişsin evet. Gibi bir his var içimde. Şey çıkardı. Ne? Ne? Yok yok, bir şey. Tamam, Onur artık şey yapma. Ben size özelden yollarım, söylerim. Biz bekliyoruz. Hayır, öyle bir şey yok. Dinlemiyorum. Bu arada diğer kızların sesi gelmiyor galiba. Ben konuşuyorum. Benim sesim kaç geliyor mu? Senin de geliyor. Evet geliyor. Şu an adminler konuşmacı. Evet bayağı bir konuşmacı var. Evet. Ben Emrah da dinliyor. Emrah da dinliyor. Emrah seni görüyorum. O zaman şuradan bir soru sorulmuş, onu sorayım bari, sohbet konusu olsun. Hani dans gelir mi diye sorar mısınız demişler. Ya düşün ki 15 dakikalık sohbet odası için bile ikimizin ayrı ayrı planlarını, programlarını ayarlamamız gerekiyor. Ben zaten bayağı bir salmak zorunda kaldım dansı ama bilmiyorum, gelir mi? Neden olmasın? Geçen ettik işte ya şeyde. Evet, sahnede yaptık. Biz onu kabul etmiyoruz. Orada gösterdim onlara ben biraz. Evet. Evet biz o sahneye bayıldık zaten. Emeğinize sağlık. Ben şey gördüm. O sahneyi halaya nasıl? O flamenco yapıyoruz ya. Onur senin de aslında balerin gibi olmuş, yazmışlar. Hangisini? Böyle yapıyorsun ha, ya. Ha etrafında döndü. Orada aslında ne bileyim orada kadın dans ediyor, erkek etrafında dönüyor diye biliyorum. Evet ama hayır, flamenco gibi değil. Ha. Baleye benzetmişler onu. Bir dahakinde şey ben YouTube'dan bayağı bir flamenco izler. Bütün figürleri öğrenir, öyle yaparım. Evet. O sahneyi nasıl halaya bağladınız? Yani çok da bağlayadığımız yoktu bu evet arada ya. Ama yazan oydu. Ha, biz de Onur doğaçlama bağladı diye hayal ettik. Yok, flamenco'yu ben ekledim. Halay falan vardı. Halay istemedim ama. Yazılamadı. Daha tatlı, daha romantik olsun istedim ama halay da eklemişler. Evet, öyle halaydı. Komik bir şeydi. Güzel oldu. Olmuş.
şunu sorayım o zaman. Şimdi Onur sen çok sürprizimiz var dediğin için fandom heyecanlandı tabii. Ama diyorlar ki diziyle ilgili mi yoksa dizi dışı mı? Ama çok bellidir söylersek ki. Hayır bence de söylemesinler. Evet sürpriz sadece. Sürpriz olsun. Sürpriz olsun o zaman. Beğeneceğimiz bir şeydir eminiz. E tabii ki yani. Tamam o zaman. Yani sorulmuş ben de sorayım dedim. Evet evet. Öyle. Diğer adminlerimizin sesi gelmiyor. Çok üzücü bir durum şu an. Ya ben sesler kesinlikle diye konuşmuyorum. Burada bak birçok profil resmini tanıyorum ben artık. Mesela gör mesela şu kullanıcıyı çok gördüm ve aslında tanıyorum herkesi buradaki galiba. Ben de buradaki herkesi tanıyorum biliyor musun? Bak şunu biliyorum. İsim ben vermiyorum hepsini, çaktırma. Evet evet ben hepsini diyorum bunu biliyorum. Evet. Hepsini biliyorum. Siz neler yapıyorsunuz? Siz anlatın. Biz aynı ne yapalım? Görüyoruz yaptığınız şeyleri. Çok hoşumuza gidiyor. Emeklerinize sağlık. Evet size destek veriyoruz. Süpersiniz gerçekten. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz de çalışıyoruz. Büyük büyük motivasyon oluyor bize. Tabii ki. Emeklerinize sağlık. Efendim? Bak Pantene'nin yıldızı parlayanlarını kazandın. Çok sevdik hepimiz. Onun hakkında konuşabiliriz bence. Onur bağırıyordu diyemedim. Tebrik ederim. Sonra biraz Onur'un İspanya macerasını konuşuruz. Evet. Hallederiz yani. Evet, anlat bakalım PAK ödülünü. Çok mutluyum yani genel olarak. Çok istediğim bir şeydi zaten. Sonunda bu sene oldu. Ey Allah büyük be. Evet. Tebrik ederiz. Emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Umarım almaya devam edeceğiz. Daha iyilerini inşallah. İnşallah. Bir de çok tabii siz konuşmaya devam edin. Hani Onur'un da İspanya'daki maceralarını da dinleriz. Evet sen anlat biraz. İspanya keyifliydi. Çok güzeldi ya. Yani şeyde de anlattım dizi TV röportajında da bazı şeylerin hayalin ötesine geçebileceğini fark ettim İspanya'da. Hayal kurmanın dışında da artık hayali gerçekleştirmek için bir adım attığımızı fark ettim. Değil mi? Öyleydi gerçekten. Çok başkaydı benim için. Şey gibi mi oldu? Sen mi büyük ben mi büyük maestro? Tabii tabii var bir tane şeyde. Videonun bir tanesinde diyorum ya. Ne diyorum bir şey diyorum. Ne diyorsun? Sen mi büyüksün maestro? Gerçekten mi? Yeneceğim seni Barcelona'da. Yemin ederim öyle bak bir şey diyorum. Hiç ben o videoyu izlemeden. Var mı hatırlamıyorum dediğimi de var. Hatta paylaştığın postlar arasında tam videonun sonunda var. Hiç izlemedim biliyor musun? Tamamen ben senin nasıl bir düşüneceğini düşünüp. Dedim oradan onu bu arada. Gerçekten. Vay be. Videoda açarım şimdi. Tamam. Güzeldi. O zaman başka bir şey daha sorayım o Olur. zaman. Tamam. İstenilen bir şey sorayım. Onur ve Yazgı'ya sorarsan sevdikleri bir Astor sahnesini Yazgı Doruk olarak Onur Asya olarak canlandırabilir mi? Ben Doruk mu olmam lazım sahnede? Hayır sen Asya ben Doruk. Ha öyleli. Ya öyle bir şey evet. Ha, onu yapıyorduk bir ara laf geçerken seninle. Ama o taklit gibi oluyordu gerçi. Evet. Yapabiliriz ya. Ben Onur röportajında bahsettiğin için Aynen. özellikle bir merak ediyorum. Onur zaten şey diyor. Kimse var mı? Kimse var mı? Diyor bizim bu şey sahnemiz. Hatta okulun böyle okulun aşağı katında yemekhane var. Oraya inerken hep o kapıyı görüyoruz. Evet işte o sahnenin Asya'nın çekildiği yerden hep geçiyoruz. Hep geçiyoruz. Biz. Onur oradan geçerken bağırıyor. Kimse var mı? Ben varım. O sahne bizim için de özel bir sahne aslında. Başlangıç gibi bir şey. Değil mi? O Doruk'un Asya'nın kişinin değiştiği ilk yerdi galiba. Evet. Şahane bir sahne. Evet gözlerinin içi parlıyordu. Evet. Evet. Güzeldi. Evet. Orada bir vuruldu. Tatlı bir sahne. Aynen. Ya ilk bölümler çok tatlıydı. Bu benim ilk delice tutuluşum dedi Doruk Atakul. Evet. Onur senin bir gömlek linki meselesi evet, var. Şey, onu anlatabilir misin? Evet. Bir senedir herkes onun linkini tutuyor. Bak Emrah da burada şu an. Emrah'la aldık ama nasıl aldık? Bir gün bir yerde bir çekim yapmamız gerekiyordu. Benim üstümdeki kıyafet de çok da özenerek giyindiğim bir kıyafetti. Bir şey olmadı. Arka fondan mı olmadı? Bir şey mi olmuş? Deforme mi olmuş? Ütüsü mü yoktu? Biz bir şekilde o kıyafeti ayarlayamadık ve alakasız böyle pasaj gezmeye başladık. Çok sıradan bir yerden, çok sıradan bir şekilde sıradan bir gömlek alalım dedik. Sonra o gömlek bana o çekimde de çok yakıştı. Devamında giydiğimde de herkes bana gömleği sordu. Yazgı bana köfte yedirmeye çalışıyor şu anda. Ben onu böyle Emrah'la
Yazgı karavanın buzdolabını kırdı şu an. Bizi dinleyen karavan camiler varsa gelsin. Canımız sağ olsun. Neyse, o gömlek benim hiç böyle beklenti içerisinde olmadan çok alakasız böyle bir pasajın alt katından girip son saniye, hatta bir beden de bol bulmuştuk Emrah'la falan. Hadi bunu alalım bari falan deyip aldığımız, ama sonrasında aşırı reaksiyon gördüğümüz ve ne güzel gömlek, ne güzel gömlek falan. Ben de o gömleği abartısız 3 sene falan giydim herhalde yani. Herkes evet linkini istiyor senden, demek ki olay buymuş yani arkadaşlar, linkini gerçekten veremez. Gerçekten çok random oldu. Bir anda öyle alakasız girdik, aldık, çıktık. İlk aldığımda da masa örtüsü gibi gelmişti ama. Evet, biraz benziyor. Gerçi hala masa örtüsü gibi ama olsun. Ama sana çok yakışmış. Teşekkür ederim. Evet. Ben bunu bu arada beğendiğiniz için şey yaptım. Bir tane story'de kasıtlı giyindim. Bir reklam story'sinde şey istediler. O renklerde. Turuncu ya da karamel renklerinde bir şey giymem gerekiyordu. Ya da pembe, karpuza yakın falan böyle. Kasıtlı olarak o pembeyi istedim ben de. Siz sevdiğiniz için. Evet. Evet, çok yakışmıştı. Şimdi Yazgı'ya soralım o zaman. Yazgı, bir dans videosu atmıştın. Geri silmiştin onu. Teaser gibi bir şeydi. Nerede o, Allah için sorun yazmış biri. Şimdi onu ben kendi isteğimle atmamak olmadı o. Yani. O bir şekilde havaya uçmak zorunda kaldı. O uzay boşluğunda kayboldu, o biliyor. Ama yenisi gelir belki, bilmiyorum. İçine sinmemiş, içine sinmemiş video. Yani. Evet. Yani içine sinmemiş arkadaşlar, o yüzden atmamış. Cevaplayalım yani. Çünkü daha güzelini çekebilirim ve daha güzel şekilde dans edebilirim. Öyle yapayım diye. O zaman... Daha güzellerine sakladım. O zaman daha güzelini bekliyoruz ikinizden. İkimizden. Evet, dans ettirecekler, kararlı. Evet, çok kararlısın. Tamam, hadi görüntülü arayın edelim bari 2 dakika. Ararız seve seve. Gönlünüz olsun hadi. Yar bu. Bu arada seve seve ararız. Bir dahakine de öyle yapalım. Ama bir dahakine öyle yapamıyoruz ki, burada görüntü yok. Başka bir mecradan yaparız ya, bize mecra mı yok? Ama 1500 kişi aynı anda görüntülü mü olacak? Böyle bir şey imkansız. O biraz var. Doğru, ancak bizi izleyecekler. Biz de yorumları okuyacağız. Evet. Olur ama öyle. Yaparız. Bir evet, tane öyle. Canlı yayınımız vardı. Evet. Bizim. Çok da komikti. Şey çekiyor. Biz canlı yayın yapmadık hiç seninle. Neydi o? Kura mı çekmiştik? Bir şey yaptırdım. Evet evet. Öyle bir canlı yayını. Aynen. Yaparız, olmadı öyle bir şey ya. Biz bekleriz. Astor yani buluşması istiyoruz. Olsun yeter ki. Evet. Bir... Finale doğru bir canlı yayınımız gelir. Olur bakalım. Başka? Ya ben bu kadar. Ben aldım. Hayatı sormak istediğiniz, konuşmak istediğiniz. Açtım. Aslında çok şey var da hani ortam çok şey değil. Ha, başımızı yakmayacak sorular olursa tabii. Az renk belli edebileceğimiz. Güzel gidiyor her şey. Çalışmaya devam ediyoruz ya. Bakalım neler olacak daha. Önümüzde evet. Heyecanlı zamanlar var. Hit'le çektiğim tarihler var. Bakalım. Hayallerimiz dünyadan büyük, biliyorsun. Evet. Tabii. Hayallerinize koşmaya devam edin o zaman. Her zaman destekçiniz. Teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Ya bir soru daha gelmiş o zaman, onu sorayım. Hı-hı. Bir karavan ritüelleri var mı? Bunu merak ediyorum. Ne ritüeli? Bir karavan ritüelleri demiş biri. Karavan ritüeli. Sakız almadan çıkmıyoruz. Evet, sakızımız var bizim ya. Evet, videolarda, fotoğraflarda biz de fark evet, ediyoruz onu. Evet, sakızı genelde ikiye bölüp böyle. Hatta böyle aynı anda girmesek bile sahneye bir şekilde Onur yarısını getirmiş oluyor bana. Evet, ya da ben. Ya ben ona yarısını getiriyorum ya bana yarısını getiriyor. Çok vefalıdır yazdım, sağ olsun. Hep sakızını benimle bölüşür yani. Böyle bir ritüelimiz var. Evet, bak, bunun ben de farkındayım. Burada emojiler atabiliyoruz bak. Nasıl? Mor kalp attım mesela. İyi yaptın. Ne güzel attın yazgımı kalbi be. İyi ki attın ya. Yok, az sonra etkinlik gülme emojisi attı ha. Da. O yüzden. At bakalım. Sadece Emre atabiliyoruz mu burada emoji? Emre kalp. Aa bak, yaptım. Emre kalp attık, evet. Evet, başka ne var? Karavan ritüeli. Bu başka neyimiz var? Bizim başka bir şeyimiz yok ya karavan ritüeli. Yok.
sakızlanıp çıkıyoruz. Tabii provaya kadar sakız. Provaya tabii geldiği ki zaman sakız atılıyor. Tabii ki. Evet. Şimdi şey ilk sohbet odamızda hani fotoğraf atmıştınız ya bittikten sonra. Aynısından yine isteyenler var. Şu andan mı? Sohbet odası. Şu an selfie çeksene böyle. Yani şu an olsa güzel olur. Evet. Şu an çekip şu an ben kendi hesabımdan mı asayım? Ay çok bayılırız bence çok güzel olur. Tam anlık yani. Aynen bayağı anlık olsun. Şöyle yapalım mı? Burayı tutalım mı? Tutalım. Şu an siz o zaman biz de poz veriyormuş gibi yapalım. Benim saçımı yine çekmiyorsun. Ya Onur. Benim de kafamın yarısı yok sadece zaten. Sadece alnım var ama benim şu an. Benim de. Dur. Göster onları. Heh. Beğenmedin mi? Bir daha bir olsun, daha. Tamam tamam bir daha gel. Çektim. Şimdi atıyorum. Heyecanla bekliyoruz şu an. Anlık. Sette konuşmak ne enteresanmış evet değil mi böyle? Güzel Aslar sahnesi çektiniz mi bari onları sorayım. Birazdan fena sayılmaz bir şeyler çekeceğiz galiba değil mi? Evet. Birazdan. Paylaştım. Çok Astor sahnesi gibi değil ama sonuçta Asiye Dor'un içinde bulunduğu bir sahne. Ama hiç de birine seni falan etiketlemedim Onur. Olsun. Dümdüz attım yani. Şu an hemen bakıyoruz. Evet, sizinle. Evet, çok anladım güzel çıkmışız. Teşekkür ederiz. Başka? Alalım soruları. Evet, soru yok mu? Şöyle bir soru gelmiş. Sezonun başında biz ufak bir pasta göndermiştik size. Onur o pastadan yedi mi falan diye soruyorlar. Yok yemedim ya. Yine yalan söyledim. Yemedim. Yani böyle bir tadımlık alacaktım ama o ara biraz katı diyetteydim yine. Onur'a hiçbir şey yediremiyoruz. Yemedik vallahi kusura bakmayın. Bir ülkeden de bir çikolata geldi. Onu da yiyemedik Sarkan Hoca'ya verdim. Sezon başında... Sezon başındaki pastayı gördünüz yani. Biz sizden bir evet, evet gördük o ulaştı bize. İlk kolej seti günüydü galiba doğru mu? Evet. Bilmiyorum ama hatırlıyorum yani pastayı. Ben de hatırlıyorum. Bu ne? Nasıl çıktı bu? Bunu bilmiyorum. Ha, biz tamam işte. Beğenelim senden. Beğendik. Pastayı yemedim evet. Aziz Allah. Evet bir sonraki soruyu alabiliriz. Ufaktan da yemek saatimizin sonuna doğru gelirken. Şu an tıkaldık hepimiz galiba. Bu kadar mı ya? Ay, ya tamam almadık ki bu sefer. Hani çok kısa sürecek diye kimseden şimdi soru almadık. Şimdi bir tane soru gelmiş şu an yeni. Soruyorum. Tamam. İkinci tokat sahnesinde Yazgı sanki biraz acımış gibi atmış. Bu sahneden önce ilk tokat sahnesini konuştular mı diye sormuşlar. O günü hatırlıyor musun? Hatırlıyor muyum? Parti günü. Aa hatırlıyorum evet. Bize bela oldu. Hatırlıyorum. Acımadım aslında orada ya. Vuruyor ya vuruyor. Yazgı vuruyor bana. Orada bir acıma bir şey falan. Ama elime ağır mı mesela acıdı mı? Yok bir de o anda onu düşünmüyorsun. Ya daha gerçek olması için de vurman gerekiyor ya aslında. Hani ama çok şiddetli içinde... olsa okey. Yumruk olsa tabii ki vurulmaz ama orada bir tokat yumruk olur ya. Yok artık Asya Dora yumruk yok mesela diyorum. Birisiyle bir sahne oynarken yumruk belki tabii ki atılmaz ama tokat da ben atılabileceğini düşünüyorum. Daha gerçek oluyor. Ama ilk tokatta çok korkmuştum. Çünkü Onur'la o zaman daha tanışmıyorduk. Hani tabii. Ve hani canı acıyacak mı? Ne yapmam lazım? Ben de lazım bir düşündüm ama bu koydum şimdi ben ağacı yapıştırmasın diye. Çıkmadı Allah'tan öyle. Yok hayır ilkinde çok yumuşak vurdum diye hatırlıyorum. Hı-hı. Ama ikincisinde vurdum bayağı. Allah üçüncüyü göstermesin. Amin. Değil mi? Aslan çok iyi gidiyor hep böyle gittin ya. Evet, bayağıdır ayrılmıyorlar. Maşallah nazar değmesin. Ay maşallah diyelim. Hakikaten. Yüz yani... günde beş kere falan nazar duası okuyoruz zaten. Okuyun, ihtiyacımız var. Evet, kesinlikle. Gerçekten ihtiyacımız var yani. Nazarlardan uzak. Arkada bak. Arkada ezan sesleriyle ya, konuşuyoruz. Biz korunuyoruz ya. Evet. Dualarla. Evet.
Güzel bir set günü ya. Evet, güzel ya. Bugün. Evet. Saçma sahneler yok. Bugün güzel bir gün bizim için de. Sizinle tekrardan konuşma şansı elde ettik. O şans bize ait. Evet, güzel oldu yemek arasında. Muhabbet ediyoruz. Çok güzel değil mi? Hı. Seviyorum ben ses odasını. Evet, her zaman bekleriz. Bugünü kabul etmiyoruz. Aa, neden? Çünkü bugün hazırlık için yakalandık. Tüzüsteyim, güzel zaman açarız. Koşu bandında Twitter'a bakıyordum. Hı-hı. Baktım çok güzel yorumlar var. Dedim ki, ulan bu fandoma bir ses odası gitmez mi? O anda içimden geldi. Aslında bu yoktu. Aslında yoktu, içimden geldi. Sanırım, içimden geldi dedim. Ses odası yapmanın zamanı gelmiş. Siz bizi özlediniz galiba dedik. Evet. Biz çok... İyi yaptık. Biz her zaman özlüyoruz. Siz ne zaman hazırsanız biz buradayız. İşte imkan oldukça artık. Evet. Kaçta girdik bu arada? 37'de falan girdik galiba. Tamam, biraz daha kalalım. Sonra tahsillerimizi yaptırmak üzere ayrılmak zorunda kalacağız. Ama hiç soru gelmiyor. Biz kısa olacak diye soru aslında hazırlamadık. Dedik öyle muhabbet sohbet akışına bırakalım. Biz 10 dakika olarak hesapladık. Maksimum 15 dakika. Yani soru sığmaz diye düşündük. Anladım. O yüzden. Ama bir soru var mesela şu an. Bu sezon yaptıkları doğaçlama var mı? Var ya, her sahne oluyor. Her sahne bizim var sahne ya. Sahne sonları bu arada doğaçlama, onu söyleyeyim de burada. Değil mi? Her sahne sonunda var yani. Sonunda. En son şeyi doğaçlamaydı. Ne? Okey, 4 kişilik. Ne bileyim, ben tavla desen bir şekilde 2-2 lazım falan. Dangırt desen bilmem ne falan. Öyle bir şeyler, onlar yazmıyordu. Şeylerimiz de genelde doğaçlama. Bir soru. Kapıyı açma. Ha, kapı açmalar. Kapı açmalar, elle böyle. Gösteriyorsun. Aynen. Ya önden alıyorsun falan. Ladies first bozum. Evet. Aynen. Bir soru gelmiş. Doruk Atakıl Spotify'daki şarkıları Onur mu seçti? Bir şey söyleyeyim mi? Sanki ben seçmişim gibi. Evet. Ben o listeyi yapanların beni yakından tanıdığını düşünmeye başladım. Birinci sırada Güllü Sabah olmadan var. Vallahi. Tabii canım. İnanılmaz şeyler ben var. Ben baktım orada, benim de böyle like'ladığım birkaç gördüm. Dinliyorum şarkı. Ben arada açıp Doruk'un playlistine. Şey playlistine. Arabesk Damar Şarkılar playliste. Damar Atakul. ayrıldığında dinliyor değil mi onları? Tabii. Asiye ile ayrıldığında. Ya da Asiye onu o gün mesela daha az ilgi gösterdiğinde falan. Evet. Bir tribe giriyor olabilir. Tabii. Lan Asiye nasıl yapar? Bugün bana daha az baktın sırada falan diye de dinliyor olabilir. Değil mi? Mesela kız açlıkla dönüyor. Asiye. Orada kız Emel'e peynirini veriyor. Asiye açlıktan ölürken Doruk bugün Asiye bana iki kez öptü falan. Bana iki kere baktı ya. Yok abi, bu kız eskisi gibi sevmiyor beni. Beni hala seviyor musun Asiye? Bir tane kepsi vardı ya, ben insan olsaydı da seni sever miydim? Ay evet, onlar var ya, zürafa. Evet. Doruk tamam. Yok, benim bir alakam yok o listeyle ama ben de bunu düşündüm gerçekten. Yani bana farkında olmadığım bir anda mı sordular acaba? Yok, sen söyledin bana zaten. Ha, liste de bayağı iyiymiş koydum diye. Koydum. Ferdi Özbeğen'den koy, ne bileyim. Güllü'den koy. Öyle atayım olmuş. Mı? At bence, ben yemem. Peki bu sezon en sevdiğiniz Astor sahnesi hangisiydi? Çocuklarla dans ettiğimiz benim için iyiydi herhalde yazgı. Senin için hangisi? Düşünüyorum sen. Bu sezon neler çektik? Düşünüyorum. Sahildeki bence. Aa, şey ya, sahildeki. Orada söyleyeyim mi ne olduğunu? Söyle. Söyleyeceğim. Söyle. Söyleyeceğim. Ama merak ederiz. Yazgı sahnede ağladı. Neden? Çok duygulanıp ağladı. Neden? Ağladı yani. Ya çok duygusal bir sahneydi. Ben inanılmaz kolay ağlayan biriyim. Hemen gelebiliyor yani o ve... Çok güzel bir sahne olduğu için duygulandım. Ama çok güzel ya. Biz kaç kere başa sarıp izledik onu. Onur diyor ki niye ağlıyorsun? Hocam yazgı ağlıyor. Biz oynayamayacağız. Asiye motocik kalmış oradan değil mi? Çünkü bu kadar böyle duygusal veya söz verdikleri veya bu kadar derin uzun konuştukları başka sahne yok galiba. O en duygulu konuştukları sahne. Bence. Evet. Değil mi? Bir de Asiye, ben üzülüyorum zaten böyle. Hayatımın bir sürü kötülükleriyle karşı karşıya. Aslında hep
suratı mutsuz bir kız sadece Doruk'un yanında gülüyormuş evet. gibi hissediyorum ben. Evet evet öyle yapıyorum. Hani orada sanki insan olduğunu hatırladığı alanmış gibi. Onun dışında hep dert çeken, cefa çeken birisiymiş. Tabii yani. Mesela benim Ömer'le mutlu sahnelerimde bile benim şu gülüşüm mesela. Buruk gülüşüm var. Evet. Ama, yarım ağız gülüş. Evet yarım ağız gülüşüm var ama senin de sahnelerde Doruk çünkü onun eğlence kısmı anladın mı? Veya hani genç kısmı. Evet. Mutlu kısmı. O yüzden. Tabii. Emel'e annelik de yapıyor. Ablalık evet. da yapıyor. Yeri geliyor şu an Ömer'e de annelik. Seni de genç. Ay, Doruk'la gençliğini hatırlıyor yani. Aynen. Doruk'la genç bir kız olduğunu hatırlıyor. Doğru. Veya kendini öncelik koyuyor. Tabii evet. Çünkü orada ailede de hep önce işte kardeşlerim işte önce ailem. Ama Doruk'ta aynen. kendini düşünebiliyor. Doğru. Bir soru sorayım o zaman. Astor için mutlu son mu isterler yoksa kötü sonlar daha akılda kalıcı olur diye kötü son mu dram oynamak için? Benim aklımda çok güzel final vardı burada söylemeyeyim ya. Herkes öldürür sevdiğini diyeceğim. Böyle bir final çok vurucu geliyor bana. Bence de kötü son. Kötü son. Kötü son. Mutsuz son değil mutsuz ya. Mutsuz son değil. Ya ikisi de mesela yani, öldüğünde mutsuz son olmaz. Yok belki hayır. De mutlu ayrılıp bak ayrılıp ölmesinler. Aşık bir şekilde tabii, aynen. ölebilirler. Mutsuza benzer. Biz de ölürüz o zaman. Evet, yani hani eğer bir ölüm varsa da aşık gitsinler yani. Ayrılmalı bir mutsuz son olmasın. Tabii tabii öyle olmasın. Yarım kaldık. Evet olsun. Aynen. Doğru güzel daha vurucu olur. Tabii. Her zaman daha ama mutlu sonunu görmek de mesela. Evet. Seni beni daha büyümüş yapıp falan böyle. Acaba seyirciye mesela vermesek mi onu? Kafalarını da kursunlar. Doğru. Biz de bilmiyoruz ki zaten. Tabii. Neyi vereceğimizi. Hayır yani öyle düşündüm bir an. Bırakılabilir yani. Olabilir. İsteyen mutlu sonla bitirsin, isteyen mutlu sonla bitirsin. Ayrılarak bitirmeyin de. Tabii. Asiye. Şu sonunda gülümüz yazıyor değil mi? Tolga Barçın'la Asiye. Ay! Onur bir daha böyle espri. Hayat. Ne alakası? Sen planlar yaparken. Hiç komik değildi değil mi bu arada? Evet. Yani gülmedim ben. Uyumamış gibi yapıyoruz şu an. Yok yok hayat hani sen hayaller planlar kurarken başına gelenler. Onur bunu her yerden siliyoruz şu an. Onur böyle bir şey söylemedi. Az sonra ayırmıyoruz asla. Su verir misin bana yazdın? Verin. Böyle yani. Az sonra ayırmak yok. Yeni bir soru daha. Ne dediniz duymadık. Yeni bir soru daha soralım mı? Vaktiniz hadi sorun sonra da kaçalım. Evet. Tamam o zaman. Birbirinizi üç kelimeyle anlatır mısınız? Böyle bir soru geldi. Üç kelimeyle anlatır mısınız? Ben başlıyorum. Bir, naif. İki, yetenekli. Üç, sevecen. Hoşuna gitmedi mi? Düşünseydim daha düşünebilirim. Ben düşünüyorum. Bir hırslı koymak istiyorum. Hırslı. Bulamıyorum. Hırslı. Hırslı mı diyeceğim? Bekle düşünüyorum. Zor bir soru ama hemen aklıma gelemez. Yani seni anlatacak mükemmel bir kelime yok. Evet. Wow. Teşekkür ederim. Ay bulamıyorum. Hırslı ve İnsanlarla kolay iletişime girebilen ne denilebilir buna? Sosyal. Sosyal mi diyelim? Manipüle gücü yüksek. Hayır ya. İnsanlarla kolay iletişime geçebilen yani arkadaş canlısı diyebilirim ya. Sıcak arkadaş kanlı. Canlısı ve hırslı. Sıcak kanlı. Sıcak kanlı, hırslı. O kadar. Bulamadım. Teşekkür ederim Yasemin. Rica ederim. Bizden bu kadardı o zaman. Evet. O zaman sonuna geldik demek ki. Geldik. Ama geldik. Bunları tekrarlarız biz. Evet. Yine bekleriz yani. Evet. Sizleri çok öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok öpüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kocaman öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Kocaman sarılıp ve öpüyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Çok çok sevgi. Hashtag Astor. Her yerde. Ölesi Astor. Evet, çıktılar.